Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Benim bahçemden topladığım kabakları yarısını tatlı olarak kullandım. Tatlılık buzluğa attım. Çekirdeklerini toplamıştım, temizce yıkadım. Bunları kavurmuştum ama yemesi zor oluyor. Onun için ben bunu ilaç yapacağım arkadaşlar. Bağırsak, parazit ve karaciğer temizliği için bir işlem yapacağım ve onu devamlı kullanacağım. Sigara içenler için de çok önemli bir malzeme, bir ilaç. Bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle çünkü karaciğer temizliğinde, bağırsak ve bağırsaktaki parazitlerin, bakterilerin temizliğinde kullanılan bir malzemedir kabak çekirdeği. Arkadaşlar, evet, ne yapıyoruz? İlk önce kabak çekirdeklerimizi blenderdan geçiriyoruz. Evet, onu yapacağız. Gürültülü bir işlem olduğu için ben yapıp size tekrar döneceğim. Kabak çekirdeklerini blenderdan geçirdim. Böyle gördüğünüz gibi. Göstereyim. Evet, şimdi yarısına kadar su dolduracağız. Destili su olmasına önem gösteriniz, özen gösteriniz. Ben daha sonra destili su evde nasıl kolay yapılır, onunla ilgili video çekeceğim. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Çok kolay, evde destili su nasıl yapılır ve o sular içilir, yemekte, çayda kullanılır. Yani musluk suyunu nasıl temizleriz? Onunla ilgili video çekeceğim sizlere. Çok kolay bir yöntemle suyunuzu elde etmiş olacaksınız. Evet, şimdi su dolduruyorum. Gördüğünüz gibi suyumuzu koyduk. Bayağı kalınlaştı, katılaştı. Şimdi arkadaşlar, önemli olan burada bir ortalama 20 gün kadar, bir hafta 20 gün kadar bekleteceğiz ve buzdolabında tabii ki ve bunun suyunu, sütünü kullanacağız arkadaşlar. Bakınız, gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Kabak çekirdeğini blenderdan geçirdikten sonra kavanozumuza koyduk. Üzerine su koyduk. Ölçüleri kendiniz ayarlayabilirsiniz. Önemli olan sütünü, kabak çekirdeğinin sütünü içmek. Bunun için her gün sütlü kısmı haftada bir yemek kaşığı içilir. Eğer sorunluysanız, ciğerlerinizde sorun varsa her gün bir kaşık içeceksiniz. Bir yemek kaşığı. Ciğerleri temizler. Bağırsaktaki parazitleri, bakterileri atar. İlk etapta birkaç gün üst üste her gün bir kaşık, bir yemek kaşığı içebilirsiniz. Daha sonra haftada bir yemek kaşığı bu sütten içeceksiniz. Kabak çekirdeği sütünden haftada bir, sorunlu olanlar haftada iki defa kabak çekirdeği sütünü içecek. Ve böylece sağlıklı bir karaciğere sahip olacaksınız. Çok önemli arkadaşlar bu bilgiler. Bu bilgilerden faydalanınız. Çok masraflı bir şey değil. Çok büyük emek isteyen bir olay da değil. Sağlık için her şey. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayınız lütfen. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız. Teşekkür ederim.